44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Malum yine işten çıktık. Azıcık motorla turlayalım. Sizin için küçük bir video çekelim dedim. A few moments later. Lan senin yüzünden kaçırdım çıkışı ya. Evet arkadaşlar. Yine İsviçre'de yollardayız. Yine sizlerleyiz. Bugün özellikle video çekmek için çıktım. Yani işten çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde eve gelip motora bindim. Aslında sabah motorla gidecektim ama yağmur vardı. Keşke de çıksaydım çünkü çıktıktan sonra yağmur durdu ve güneş açtı. Güzel günü kaçırdık. Yani tam olarak kaçırdık sayılmaz, hala daha gün devam ediyor. Evet arkadaşlar. Dün uzun zamandır takip ettiğim bir abim, bir kardeşim, artık adını ne koyarsanız koyun, Kolaçan. Kolaçan dün videosunda benden bahsetmiş, beni takip ettiğini, izlediğini bilmiyordum. Bu beni ayrıca mutlu etti. Ve videosunda bana yer verip güzel şeylerden bahsediyor olması ayrıca mutlu etti. Ve onu seven, ona inanan takipçilerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının, çünkü ben beni takip edenlere takipçi demeyi sevmiyorum. Çünkü hepiniz benim birer abim, kardeşimsiniz. Birer arkadaşımsınız. Sizlerin beni takip etmesi, onun aracılığıyla bana ulaşmış olması, bu ayrı bir mutluluk. Kolaçan, ben eğer bu videoyu tekrardan izlerse zaten hatırlar. Onun bir videosu vardı. Ben o videosunu izledikten sonra takip etmeye başladım. Bu Ankara'da işe giderken karda motoru bozuluyor. Öyle bir videosu vardı. Hatta karda tabiri caizse sürünüyordu falan. O günden beri takipçisiyim. Severek izliyorum çünkü gerçekten işini dört dörtlük yapanlardan biri. Ve benim de örnek aldığım motorculardan biri. Motor kullanış stilimiz birbirine yakın çünkü o da ben de teker yapmayı agresif sevmiyoruz. Şimdi bir yakıt alalım. Ondan sonra konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Ferrari 95. Yandaki motor ne oldu öyle? Kafa sanki. Ve bununla birlikte de arkadaşlar bakalım depomuz ne kadara doluyor? Ne kadara dolmuyor? Ha, bayan motorcu. Bayan motorcu candır. Burada yakıt çok ucuz arkadaşlar. Özellikle de alım gücünü düşününce yakıt neredeyse bedava. Yani fazla da abartmaya gerek yok. 10 lira yapalım şunu ya. 9.95, 9.96, 9.99, 9.99. Hadi lan. 10.01. Evet arkadaşlar, 10 lira depoyu fullledik. 7 litre, 7.5 küsür litre bir şey aldık. Daha da alırdı aslında, tam depo boşalmamıştı. Yani tamamen boşaldığında daha çok alıyordur eminim. Türkiye'de kaça doluyor bilmiyorum arkadaşlar. Hani yorumda bilenler varsa MT7'nin deposu ne kadara fulleniyor? Yani ben ya maaşım herhalde bir 300 kere depoyu fullerim herhalde. Türkiye'de acaba asgari ücrette kaç kere dolar bunu bilmiyorum. Şunun parasını ödeyelim gelelim. Ablamız gidiyor.
Ben bir an kamerayı açmadım zannettim. Kendi kendime mi konuşuyorum sabah belediye? Ama kendi kendime konuşmuyormuşum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Kolaçan'ın da tarzı, stili, motor sürüşü benim sürüşümle hemen hemen aynı. O yüzden severek izliyorum ve örnek alıyorum. Aramızdaki tek fark, ben biraz daha agresifim. Bunu biliyorum. Kolaçan biraz daha sakin. Daha ılımlı yaklaşabiliyor. Ben bazen çabucak patlayabiliyorum. Aramızdaki fark bu. Ama gerçekten çok güzel bir konuya değindi. Özellikle Türkiye'de sırf takipçi kazanmak için, daha çok izlenmek için teker yapan, makas atan, gerekli gereksiz yerlerde gazlayan ve bunu internette paylaşan o kadar çok motovlogger var ki. Yani düzgün motovlog çeken gerçekten 5 parmağın 5'ini geçmez ve düzgün çekenler de hani Kolaçan, ben ve benim gibi, bizim gibi çeken insanların birçoğu da destek görmediği için, çünkü genelde herkes onları izliyor. Destek görmediği için bırakıyor. Ama aslında o motovlog kanallarının, ben çok samimi söylüyorum, kapanması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar dikkat ederseniz son yıllarda özellikle motor kazalarında ve ölümlerinde çok fazla artış var. Gerçekten çok fazla artış var. Ve bunun nedeni de bu tür bilinçsizce video paylaşan motovlog kanallarının da çok büyük etkisi var. Tamamen ondan kaynaklı dedim ama çok büyük etkisi var. Neden? Hepimiz bir hayal peşindeyizdir. Örnek veriyorum. Ben her zaman büyük motor kullanmayı hayal etmiştim. Öyle bir motora sahip olmak istemiştim. Çok şükür Allah bana nasip etti. Rabbim size de daha güzellerini nasip etsin. Fakat bizi izleyen kitlenin çoğunluğu motor kullanmayan, genç yaştaki insanlar, henüz ehliyeti olmayan, motoru olmayan birçok insan var. Ve bu insanlar o insanın videosunu izlediklerinde ister istemez onun yaptıklarını yapmak istiyor. Teker yapmak istiyor, gazlamak istiyor, makas atmak istiyor, çılgınlık yapmak istiyor. Ve bunları yaparken de, yapmaya çalışırken de ne yazık ki sonu kötü bitiyor. Bana kimse demesin, ben ömür boyudur gazlıyorum, makas atıyorum, 50'lik yerde 150 ile gidiyorum, önümü görmeden makas atıyorum, teker yapıyorum, 1000 kilometre gidiyorum, ben daha şimdiye kadar kaza yapmadım demesin. Yapmamış olmanız yapmayacağınız anlamına gelmez. Ben bunu her videoda söylüyorum. Ne kadar iyi olursanız olun, ama karşınızdaki insanın iyi bir şoför olup olmadığını bilemiyorsunuz. Mesela isim vermeyeceğim. Birkaç tane motovlogger var. Yani birkaç olayını anlatsam sizler kim olduğunu anlarsınız. Bir tanesi ehliyeti defalarca alındı. Defalarca kez kaza yaptı. Haberlere çıktı, bacağı kırıldı. Ve hala motor kullanmaya, hala aynı şekilde videolar yayınlamaya ve aynı gereksiz hareketleri yapmakta. Peki size söylüyorum. O insandan öğrendiğiniz bana bir tane şeyi söylesenize. Bir tane iyi şeyi. Söyleyemezsiniz. Çünkü yok, adamın tek amacı, yani tabiri caizse, magandalık. Çünkü bu tür insanlar seni, beni, bizi, biz motorcuları kötü tanıtıyor. İnsanların gözünde motorcular aralara girip gazlayanlar, teker yapanlar, İnsanların hayatını riske atan, saygısız, kavgacı insanlar olarak tanıtıyor. Bizi insanlara, dışarıya kötü tanıtıyor.
Bir diğeri de yine aynı şekilde herkesten zamanında yüzünü gizleyen, bununla bir viral yaratan, hatta bir videosunda polisle tartışıp polis olduğunu anlayınca kaçıp bunu da internette iyi bir şeymiş gibi yayınlayan. Bunlar iyi şeyler değil arkadaşlar. Benim bu hayatta takip ettiğim iki tane motovlogger kanalı var. Biri rahmetli, mekanı cennet olsun, Barkın abi. Bir diğeri de Kolaçan. Yani beni takip edin, etmeyin demiyorum. Takip ettiğiniz insan size bir şeyler katsın. Ve sizden rica ediyorum. Beni takip eden, beni seven insanlar varsa benim sizden tek ricam, arkadaşlar motorunuzu olabildiği kadar güvenli kullanın. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz. Şu motorun üzerinde misiniz? Üzerindesiniz. Yolun ve motorun, rüzgarın tadını çıkarın. Gerisini boş verin. Dediğim gibi arkadaşlar, başta Kolaçan olmak üzere Kolaçan'a kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ankara'ya, Ankara bebelerine kucak dolusu selamlar. Ve dünden beri benim mesaj yağmuruna boğan, like yağmuruna boğan ve beni takip eden herkese kucak dolusu selam gönderiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah sizlerle ve sizin gibi birçok kardeşimle daha güzel günler geçireceğiz. Daha güzel anlar paylaşacağız. Takipte kalın. Like atmayı, o güzel yorumlarınızı yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.